arkadaşlarımdan almıştım. Bakıyorsun. Şimdi pişirdiğim yulafımın üzerine koymak için şeftali kestim. Şeftalimin yarısı arttı, fazla geldi. Bunu kapamak için ya şöyle silikon bir kapak kullanıyorum. Bunlardan sanırım aldığımda 6 tane vardı içinde. En küçük boyu bu, yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra Banmumu kağıtlarından almıştım. Bu Mumo markasının. Ben çok memnun kaldım. Meyvenin ya da sebzenin üzerine ya da ne bileyim peynirin üzerine sarıyorsunuz. Böyle kapadığınızda elinizin ısısıyla zaten bu yapışma sağlıyor. Bunu da tercih edebilirsiniz. Yani bence bu iki ürün plastik kullanımını azaltmak adına çok güzel bir alternatif. Herkese tavsiye ederim. Daha önceki videolarında da zaten linklerini koymuştum. Tekrar koyacağım. Daha iyi bir dünya adına bu tarz adımlar atmak bence önemli. Çünkü plastik kullanımı çok fazla arttı. Ve plastik kullanımı dünyamıza fazlasıyla zarar veriyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki bunu tamamen sıfıra indirgeyebiliyor muyum? Hayır, indirgeyemiyorum. Bu şurada çöp poşetimizi görebilirsiniz. O da plastik bir poşet sonuçta. Ama en azından bu tarz alternatiflerle normalde çıkardığım plastik kullanımını biraz daha minimuma indirmiş oluyorum. Umarım herkes imkanları doğrultusunda elinden gelenin en iyisini yapar. Şimdilik bu kadar. Kahvemi Kahve Dünyası'ndan alıyorum. Şöyle bir paket içinde. Yanlış bilmiyorsam bu da plastik bir madde. Ve böyle olmasını istemiyorum. Çünkü çok fazla kahve tüketen bir insanım. Bunu kendi kavanozumda almak istiyorum. Bir dahaki kahve almaya gidişimde böyle bir şey teklif edeceğim. Umarım
sorun çıkarmazlar. Öylesi benim için daha sağlıklı olacak ve yaşam tarzıma daha uyumlu olacak diye düşünüyorum. Eğer kahve dünyası bunu kabul etmezse farklı alternatifler araştırıyor olacağım. Şimdi size videonun başında gösterdiğim Supi markasının dudak koruyucusundan bahsedeceğim. Aslında kargo bana dün geldi. Birkaç defa kullandım geldiğinden beri. Öncelikle kokusu muhteşem. Yanlış hatırlamıyorsam benimki narlı olan. Birkaç tane çeşidi var. Dudaklarınıza sürdüğünüz an yumuşacık yapıyor ve bu yumuşaklık bence birkaç saat gidiyor. Yani ben açıkçası gece sürdüğümde sabah uyandım ve dudaklarım yumuşacıktı. O parlaklığını hala dudağımda görebiliyordum. Hem temiz içerikli yani cruelty free diyebiliriz. Hem de şöyle metal bir kutu içinde atıksız bir kargo olarak geliyor size. Yanında da çok tatlı bir kış çayı göndermişler. Zaten havalar yavaşça soğumaya başladığı için yakında o çayımı da içebilirim. Videonun başında gösterdiğim gibi kargo karton bir kutuda geliyor. Bu siparişlerimiz için çok güzel bir alternatif bence. Sadece bir gündür denemiş olsam dahi çok beğendiğimi söylemeden geçemeyeceğim o yüzden. Zaten Instagram üzerinde de kullandıkça yorumumu girerim. Beni oradan da takip edebilirsiniz bu konuda. Öyle. Tavsiyedir.
cilt bakımını geçtiğimize göre şimdi sıra saç bakımında. Videonun başında tekrar bir ürün gösterdim. Mediflora'nın Bukle Dostu saç şekillendirme jeli. Şimdi onu deneyeceğim. Dün de denedim hatta. Saçlarımdaki bukleler bence bayağı belirgin bir hal almıştı. Şimdi tekrar deneyeceğim. Size denerken videosunu çekmek istedim. Hep beraber yapalım. Ben her zaman saçlarımı ürün yedirip şöyle aşağıdan yukarıya doğru sıkıyorum ki bukleler daha belirgin olsun. Şekil alırken size kullandığım diğer ürünleri göstermek istiyorum saç için. Bu katı şampuanı sanırım Temmuz sonundan beri kullanıyorum. Genelde saçlarımı her gün yıkadığım için birazcık benim katı şampuanlarım çabuk tükeniyor. Ama artık her duşta şampuan sürmemeye çalışıyorum. Çünkü zaten şampuan sürmediğim zamanlarda da saçım kötü gözükmüyor. Onu fark ettim. Onun dışında bu Krijen markasının katı şampuanı çok güzel köpürüyor, çok güzel bir temizlik sağlıyor. Hatta saç kremi kullanmasam bile saçımı tararken çok zorlanmadığımı fark ettim. Bu da katı saç kremim. Ben bunu aylardır kullanıyorum. Boyut olarak aldığımda zaten bu şekildeydi. Sadece kalınlığı değişti. Şu an ince ama yine de işlev görüyor. Ve hiçbir şekilde kırılma olmadı. Uygulamasını da şöyle yapıyorum. Saçımın duşta iyice ıslak olmasına özen gösteriyorum. Saç kremini de ıslatıp şöyle uçlarına uyguluyorum. İyice yedirdiğimden emin oluyorum. Daha sonra 1-2 dakika öyle tutup duruluyorum. Ve duştan çıktıktan sonra saçım inanılmaz kolay taranıyor. Ki saç kremi kullanmasam bile, katı şampuanla tek başına kullandığımda bile saçım çok rahat taranıyor. Sadece bugünlerde çok fazla dökülme yaşıyorum. Kullandığım ürünlerle mi alakalı yoksa mevsimsel bir geçiş mi onu bilmiyorum. Onun dışında kullandığım ürünler bu şekilde. Atıksız kargo ile geliyorlar. Aynı zamanda cruelty free yani temiz içerikli ürünler. Hayvansal hiçbir deney yok üzerlerinde. Videoda gösterdiğim her şeyi açıklama kısmına ekleyeceğim zaten. Sizin de severek kullandığınız temiz içerikli atıksız ürünler varsa bana tavsiyede bulunabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Normalde birazcık daha kuruması lazım. Saçım biraz nemli. Kurutma işlemini Vigo ile yaptım. Kendi haline bıraktığım zaman daha güzel şekil aldığını hissediyorum. Ama şimdilik böyle olması gerekti. Saç şekillendiriciyi beğendim. Yalnızca 2 defa kullandım şu an. Evet belki bu bir yorum yapmak için kısa bir süre. Çok kısa bir süre hatta. Zaten sık sık kullandıkça hem vloglarıma eklerim hem de aynı zamanda Instagram hesabıma eklerim. Instagram hesabımı açıklama kısmına da videoda bir yerlere de ekleyeceğim. Onun dışında bu kullandığım saç şekillendiricinin temiz içerikli olması ve atıksız kargo ile gelmesi benim için en önemli noktalardan biri. Bundan önce Urban Care'in bir saç şekillendiricisini kullanıyordum ve markanın aslında tamamen temiz içerikli olmadığını öğrendim. Çok da severek kullandığım bir üründü ama ondan vazgeçmek zorunda kaldım. Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam Be Beauty'nin saç şekillendiricisini kullanıyordum. Şöyle yeşil bir kutu içinde, jöle gibi bir kıvamda. O da açıkçası saçıma çok iyi geliyordu ama o marka konusunda da pek emin değilim. Her yerde farklı bir açıklama var. Kimisi temiz içerikli olduğunu söylerken, kimisi ise bunun doğru olmadığını söylüyor. Emin olamadığım için o üründen de vazgeçtim. Zaten plastik bir ambalajdaydı. Bir süre Mediflora'nın Curl Friend ürünü üzerinden ilerleyeceğimi düşünüyorum. Temiz içerikli, atıksız ambalaj. Daha ne isteyelim? Dediğim gibi kullandığım ürünleri zaten Instagram üzerinden paylaşıyorum. Beni oradan takip ederseniz de çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.